Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşal, Elazığ'ın kalkınması için ortaklık kültürünün geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Taşal, yüz yüze eğitimin de önemine değindi. Elazığlı iş insanı ve Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşal, Elazığ'ın güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu belirterek sanayi, tarım ve ticaret alanında da önemli adımları attığını söyledi. Önemli olan bundan sonra hem sanayi, hem tarım, hem eğitim alanında, ticaret alanında önemli adımları atmaktır. Elazığ huzurlu, güvenli bir yer olduğu için iş insanlarının da yatırım yapabilecekleri bir alan. Çağrılmadan iş insanlarının gelmeyeceğini kaydeden Taşal, şehir yöneticilerinin de çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti. Şehir yöneticilerimizin eminim ki büyük ölçüde buna çaba sarf ediyorlar. Çok çaba sarf etmesi lazım. Yani çağrılmadan birçok iş insanı gelmiyor bir şehre. Bir takım imkanlar tesis edilmeden gelmiyor. Yani bunu halkımızın da çok iyi bilmesi lazım. Yani olaya şöyle bakmamak lazım. Ya işte bize dışarıdan bir adam geldi, burada arsa aldı, bilmem ne oldu falan. Böyle değil yani. Önemli olan yatırım yapacak insanların şehre gelmesi. Burada bizim çocuklarımız çalışacak. Elazığ'ın potansiyelleriyle gelişecek bir şehir olduğunu ifade eden İbrahim Taşal, ortalık zihniyetinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Taşıma sorunu olmayan sanayi ürünlerinin, tekstil, makina vesaire bunların çok geliştirilebileceği bir şehir burası. Ayrıca tarım alanında da iklim artık çok tarıma çok daha müsait hale geldi. Eskiden sertti Elazığ'ın iklimi ama yumuşadı. Su imkanları da iyi olan bir şehir. Dolayısıyla tarımsal alanda da çalışmalar yapılması lazım. Ama her şeyden önemlisi şehrimizin ortaklık zihniyetine kavuşması lazım. Yani burada kötü deneyimler var, yürümemiş ortaklıklar var geçmişte ve bunun kötü bir izi var. Yani ortaklığa karşı, birlikte iş yapmaya karşı bir duruş var. Bu duruşun değişmesi lazım. Birlikten kuvvet doğar. İnsanların küçücük sermayeleri belki büyük iş yapamayabilir ama birçok insanın küçücük sermayesi bir araya geldiğinde güzel işler yapılabilir. Elazığ depremin yaralarını sarmaya çoktan başladı. Bundan sonra da saracaktır diye düşünüyorum. İnşallah biz de bir iş insanı olarak ömrümüz vefa ettikçe Elazığ'a yatırımlarımıza, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Pandeminin en çok eğitimi etkilediğini anımsatan İbrahim Taşal, yüz yüze eğitimin çok daha sıkı tedbirlerle yürümesi gerektiğini belirtti. Okullarımızda yüz yüze eğitimi bundan sonraki süreç içerisinde çok daha sıkı tedbirlerle devam ettirmemiz lazım. Aksi takdirde bu eğitimde telafisi mümkün olmayan kayıplar oluşturacaktır. Bu nedenle hem yerel bazda bu hassasiyeti göstermemiz lazım hem de ulusal bazda. Çünkü yani bu kadar öğrenciyi evden almak, serviste getirmek, okulda okutmak, tekrar evine göndermek çok zahmetli bir iş. Yani biz bu zahmeti yıllardır yaşıyoruz yani. Ama pandemi sürecinde belki insanlara en kolay gelen ya herkes evinde otursun uzaktan ders alsın oluyor. Ama bu gerçekten tatmin edici bir şey değil yani. Uzaktan eğitimin bir yere kadar faydası var. Ondan sonra mutlaka yüz yüze eğitim olması lazım.